Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu üzüm mayasının anlatımını yapacağız. Üzüm, kiraz da olabilir. Öncelikle size şöyle yazmamı göstereyim. Şu yazmamın süs çiçeklerini uydurmaya çalıştım. Ve kiraz gibi. Modelimiz budur arkadaşlar. Hadi gelin modeli anlatmaya başlayalım. Öncelikle fil dişi yapıyorum arasına. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Sıkıştırdım. Bunun üzerine çıkıp fil dişlerinin şu tepesinde iki defa doluyorum ki güzel kabarık olsun diye ve aşağıya iniyorum arkadaşlar. Buna in oyasında fil dişi deniyor. Şimdi şu bir tane zürafa yapıyorum yine. Bunun üzerine iki tane pırpır yapacağım. Ve oyayı onun üzerine kuracağım arkadaşlar. Şöyle bir tanesi oldu. İkincisi. Arkadaşlar iplerimin markasını merak edenler için söyleyeyim. Şu turuncu ip oyalı marka ip. Elimdeki pembe de galiba altın başak. Bunlarla tercih ediyorum oya yapmasını. Bazen soranlar oluyor. Önce turuncuymuşum şu. Önce turuncudan başlayalım. İğnem de inoyası iğnesi arkadaşlar. Şu deliği biraz büyük oluyor. Gelin çiçekleri yapalım hadi. Öncelikle şöyle iğnemi perforanın içerisine koyuyorum. Böyle sıkıca düğüm attım. İlk başlarda ve en sonlarda iki tane düğüm atmaya özen göstereyim. Arkadaşlar. Buraya şimdi dört tane pırpır yapacağız. Sonlarda da dört dolay, iki dolay demiştim. Doladık. Şöyle dört tane pırpır oldu ve şu en baştaki pırpırımıza geliyoruz ve şu ipimizle buraya alıyoruz. Şöyle. Şimdi buraya da bir tane küçük pırpır yapalım. Şöyle. Öbür tarafa da düz geçiyoruz. Şey yapmıyoruz. Sadece zürafa. Şimdi yine bu en baştakine geliyoruz. En baştaki zürafayı. Buraya yine bir tane pırpır yapıyoruz. Şimdi yine en başa. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu en tepeye iki tane yapıyorum. Böyle böyle arkadaşlar. Burada tek biraz açıklık oluyor. İki tane de daha düzgün oluyor bu model için. Ve bu tarafın pırpırlarını da şu anda inerken yapıyoruz. Bu tarafını yapmamıştık. Çok basit bir model arkadaşlar. Yeni öğrenenler bile rahatlıkla yapabilir. Arasını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Hafifte yakacağım. Ve pembesini de yapalım.
Aynı şekilde işlemlerimiz aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Kaç dakika olmuş videoya başlayalım? 5. 5 dakikada mı yapmışız bir tane çiçeği? 5 dakikada yapmışız arkadaşlar. Ben size anlatacağım diye biraz yavaş anlattım. Şimdi şurayı bir yakalım. Şimdi size bir pişmek göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu birbirinden ayrılıyor. Ben ayrılmaması için arkadaşlar şurada şu görüyor musun? Biraz yakınlaştır istersen. Şu turuncunun çiçeğini şu içinden iğneyle geçip buradaki çiçeğimi öyle yapacağım arkadaşlar ki birbirinden ayrılmasın diye. İsterseniz yapmak zorunda da değilsiniz. Ben öbür çiçeğimi de yapmamıştım. Şöyle açılamayacak çok. Birbirine yan yana duracak. Sadece burayı göstermek istedim. Devam ediyoruz. Aynı şekilde. Şöyle. Şöyle oluyor. En tepede iki tane yapıyorum pırpırı yine demek ki gibi. Sadece tek var arkadaşlar pembe de şu pırpırın içinden geçirmemiz. Öbürleri hep aynı. Şöyle aşağı inerken de bu tarafın pırpırlarını yapıyorum. Şöyle. Son bitişleri de iki defa dolayalım ki çıkmasın. Şöyle hafif de yakarsanız isterseniz yakın. Şöyle. Bu birazcık ayıp duruyor arkadaşlar birbirinden. Bu daha böyle. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.